Merhaba sevgili arkadaşlar, Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 220 metrekare kullanım alanına sahip 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, full sıfır mobilyalı güzel bir ev sunumu için geldik. Şu anda Sinan kardeşim dişini gösteriyor. Hep beraber bahçe alanına gidelim. Aynı zamanda otoparkı ve ufak da olsa, az da olsa bir yüzme havuzu mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada aracımızı park edebiliyoruz. Hemen şurada dediğim gibi ufak da olsa bir yüzme havuzu serinlemek için veya çoluk çocuğunuz varsa çocuklar için, ufak çocuklar için ideal bir havuz. Ön tarafta da gördüğünüz üzere hafiften 10 santim yüksekliğinde bir veranda alanımız var. Birinci katın tamamını granit malzemeyle kaplamış. Bu da rutubet ve neme karşı gerçekten çok güzel oluyor. Bahçe duvarlarının iç kısımlarını da kalebodurla kaplanmış. Üzerine mermer koymuş. Mermerden sonra tel çitlerden kapatma yapmış. İstenilirse bunları çim çitlerinden de izole yapabiliyorsunuz. Bütün odalarda, pencerelerimizde hepsinde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Binanın üç cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. İskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Harika bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Alan çok geniş, alan çok geniş. Videonun başında da söylediğim gibi 220 metrekare net kullanım alanına sahip bölgenin en geniş villalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Arka tarafta da güzel bir bahçe, çim bahçe alanımız var. Tabi burada bahçeyi bırakmamış. Neden? Çünkü yazlık için kullanılıyor değerli arkadaşlar. Çünkü yaban otlar falan önüne çıkmak için böyle komple kalebodur yapmış. Sinan tekrardan böyle bir göstersin. Tabi giriş kısmını birinci katı komple granit malzemelerle kaplamış. Gerçekten güzel, geniş bir villadan bahsediyoruz. Çelik kapının önündeyiz. Bu arada hemen söyleyeyim, burada çelik kapının üstünde betonarmeden bir çıkmamız var. İstenilirse burayı da koridor kısmını böyle hani kapalı bir alan yapabilirsiniz. Çünkü direkt salona geçişimiz yok. Koridor alanımız var, vestiyer alanımız var. Hemen kapımızdan içeri girdiğimizde değerli dostlar, çelik kapımızı kapatıyoruz. Koridorun içerisinde led ışıklarımız mevcut. Burada da bir vestiyer alanımız var. Yani ayakkabılarınızı, elbiselerinizi asabilirsiniz. Ben şimdi salona girmeyeceğim. Hemen öncelikle mutfağa geçmek istiyorum. Mutfağa geçtiğimizde 6 kişilik yemek masamız. Çünkü eşya var. Eşya hepsi sıfır alındı değerli arkadaşlar. O yüzden burada bu aslında verandanın masası. Yemek masamız burada. Üzerinde granit, siyah granit mermer olan burada. 6 kişilik masayı isterseniz oraya, isterseniz içeride kullanabilirsiniz. Mutfak kısmına bakıyoruz şimdi. Hemen gördüğünüz üzere set üstü ankestre ocağımız tamamen hazır. Set üstü ocak, dablon bazımız, tabi bulaşık makinesi, fırın hepsi hazır. Tezgahın üzerinde chimstone tezgahımız mevcut. Beyaz granit evyemiz mevcut. İki dolap arasında da gene granit malzemeden beyaz renk düşünülmüş. Buradan da kapıdan sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için. Tabi Beko marka çok güzel sıfır bir buzdolabımız da mevcut, ekranlı dijital bir şekilde. Özellikle çift katlı led ışıkları yapılmış, ışıkları yakmamış. Gene aplik lambalar, yani bunların yönünü istediğiniz yöne çevirebilecek şekilde güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Aynı zamanda mutfağın iç kısımlarını komple ona 20 beyaz renk seramik düşünülmüş. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Koridor kısmı komple siyah granit düşünülmüş. Mutfağın alt zemini de tabi merdiven altında böyle el süpürge falan yerleştirilmiş. Buralar toparlanmamış eşyalı olduğu için. Hemen şuraya salona geçmeden el yüzü yıkama yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Bir de tuvalet alanımız mevcut. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Hemen burayı da gördükten sonra salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına geçtiğimizde 120-60 mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş. Tabi salonun kapısı iki panel kapı, yani çift açımlı panel kapı. Gördüğünüz üzere yeni mobilya, hemen naylonlarla kapatılmış yeni bir mobilya. Hiç kullanılmayan bir mobilya. İhtiyaç üzeri acil satılıktır. Orta yerde bir salıncak var. Bu normalde dışarının malzemesi tabi. Dediğim gibi alçı dekorasyonda çok güzel bir dekor verilmiş. Spot lambalar, led ışıklar. Karşı tarafta hem televizyon ünitesi. Televizyon ünitesinin arkasında duvar kağıdıyla süslemişler. Tabi ışık aydınlatma için de altı sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere bir ve iki tane. Buradan da havuz alanına çıkış kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Birinci katımız bu şekilde, etraflıca dolaştık, gösterdik sizlere. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken basamaklardan bahsediyorum. Mersin beji dediğimiz bej mermerlerden basamaklarımız yapılmış. Tabi spot lambalarımız mevcut. Geniş bir basamaklara sahip.
Tabi alüminyum korkuluklarla sütun şeklinde güzel bir dekor da verilmiş. Yukarıya çıktığımızda geniş bir koridor alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Koridor kısmında da gene led ışıklarımız mevcut. Tabi ebeveyn banyolu odalarımız da var. Hemen ilk yatak odasına geçiyoruz. İlk yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız mevcut. Tabi full eşyalı demiştim. Eşyalar sıfır, faturaları üzerinde. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Hemen Sinan'ın olduğu yerde de güzel bir gardırop alanımız var. Tabi Fransız balkonumuz var. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Altyapısı tamam, iskana alınmış, kat mülkiyetine geçmiş. Birinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci genel banyoya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir duşa kabinimiz mevcut. Klozet alanı burada. Çift açılımlı vasıtas penceremiz. 80 litrelik termosifonumuz hazır. Çamaşır makinesi yeri şu anda hazır. Gördüğünüz üzere kabin içerisine alınmış. Güzel bir çimson tezgah yapılmış. Aynamız, çeşitli raflar, çekmeceler, etajer yerleri gayet kaliteli, güzel bir şekilde düşünülmüş. Bir oda büyüklüğünde banyodan bahsediyoruz. Banyomuzu tanıttıktan sonra şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Salon büyüklüğünde, aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen kapımızı kapatalım. Odanın içerisine girer girmez banyomuzu görüyorsunuz. Klozet alanı, Hilton dolabı, düş yeri, çift açılımlı vasıtas penceremiz. Tabi burayı tanıttıktan sonra odanın büyüklüğüne bakar mısınız değerli arkadaşlar? Gerçekten çok büyük. Çift kişilik yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinimiz var. Sinan'ın arkasında şifonyer yerimiz mevcut. Burada da bej renginde güzel bir gardırop alanımız var. Tabi burada da balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Güzel, geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. 220 metrekare net kullanım alanı olan bir evden bahsediyoruz. Villadan bahsediyoruz. Aydın Dilim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çatı katına gidiyoruz. Burada genelde villalar 2 katlı ama burası 2,5 kat triplex tarzında. Diğerlerinde teras yok. Bunlarda teraslar mevcut değerli arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda ufak bir sahanlık alanımız var. Tabi zeminlere komple ahşap görünümlü seramikler yapılmış. Hemen 3. yatak odasının içerisine geliyoruz. 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde çift kişilik yatağımız mevcut. Burada da bir killer tarzında, camla kapatılmış killer tarzında bir alanımız var değerli arkadaşlar. Gayet güzel, şık bir evden bahsediyoruz. İkinci genel banyoya geliyoruz değerli dostlar. İkinci genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere duşa kabinimiz, Hilton dolabımız, klozet hemen kapının arkasında kaldı. Çok yoğun işlerimiz var. Şu anda hızlı bir şekilde çekim yapıyoruz. Evet, 4. yatak odasının içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Çelik osraşından yapılmış çatımız. Tavanlara plastik lambriler yapılmış, spot lambalar verilmiş. Çift kişilik yatağımız, yatak başlarını gördüğünüz üzere bu şekilde. Karşı tarafa da bir gardırop alanımız var. Bir de terasımız var. Şimdi terasa çıktığımızda nerede olduğumuzu daha çok iyi anlarsınız diye terasa çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Terasa çıktığımızda gördüğünüz üzere Adnan Menderes Bulvarı'nın üzerindeyiz. Yani toplu taşımaya yakın bir bölgedeyiz. Alışverişlere yakın bir bölgedeyiz. Deniz manzarası, hava biraz sis var. Bir de rüzgar var. Deniz manzarası da şu anda çıplak gözden görüyorum ama kameranın azizliğine uğrar mıyız bilmiyorum. Sinan kardeşimin eline sağlık, çok güzel çekim yapıyor. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Değerli arkadaşlar, sizler için çalışıyoruz. Sizler için Didim'in her yerine, yani Didim'in her yerinde olan uygun portreleri paylaşıyoruz. Tabi bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Toplamında 220 metrekare net kullanım alanı olan 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, full eşyalı güzel bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Değerli dostlar, bu güzel villanın fiyatına gelince, bu güzel villamızın fiyatı 4.750.000 Türk lirası. 4.750.000 Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.